13 Ocak 2024. Ayın 12'sini aktivitesiz geçtik. Kısa mesafe işe git geldi de artık Strava'da kaydetmedik. Çok güzel bir gün. Müthiş bir cumartesi. Güneş cidden ısıtıyor etrafı. Dün gece hava 1 dereceydi. Gece sürüşüne çıkmaya cesaret edemedim. Hem bacağımdaki ağrı hem de hafif soğuk sebebiyle. Ama öncelikle ağrı sebebiyle. Neyse ki ağrım azaldı. Bacak kıvrılıyor en azından. Yine pedala basarken hissediyorum ama dünkünden daha iyi. Perşembe maçlarına süresiz ara vermem şart. Aslında şu an Perşembe maçlarından daha önemli bir problemimiz var. O da sabit diskin dolması. Dahili 4 TB, harici 8 TB disk var. Ama doldu. Yüklenecek bayağı bir video var. İnternetimiz yavaş. O açıdan 5 ya da 10 TB arası bir harici diske ihtiyaç var. İşin kötü yanı diyeyim. O disklerin dip fiyatını gördüm. Dip fiyattan almadım. Şimdi yeni yıl yeni fiyat. Elim gitmiyor almaya. Ama bir yerde almak zorundayız. Bakalım nerede kafayı kıracağız, alacağız. Bu arada müthiş bir fırsat yakaladım Amazon'da. Ben Amazon'da yakaladığım fırsat şu: Roche Atrak Bana Gold X Blueprint kaleci eldiveni. Sadece 11 bedeni 2000 liranın altındaydı. Son bir stoktu. Amazon Almanya'dan gönderim sağlanacak. Dün gece buldum. Uğraştım uğraştım, kendi kartımla alamadım. Bugün hemen başka bir karttan yapıştırıp geçtim az önce siparişi. Umarım ödeme onaylanmıştır. Öyleyse 27 Ocak teslimat görülüyor. Öngörülen teslimat Ocak sonu. Yani 2 haftaya gelme durumu söz konusu. Heyecanla bekliyoruz artık. Uzun zamandır Roche kullanmıyordum. Bu modeli ilk defa kullanacağım. Kesimi dikişi tatlı. İnşallah büyük gelmez. Çünkü benim 50 numaram 9,5-10. Uygun fiyatlı olduğu için 11 geçtik. Bakalım. Büyük gelirse zaten satarız. Ya da farklı bir yol izleriz. Şeyi hatırlıyorum mesela. 2003-2005 yılları gibi ne yapmıştım ben? Bir tane Uisport güzel eldiven bulmuştum ama nesi yoktu? Bedeni yoktu. Bedeni olmadığı için mecbur büyük beden almıştım. O eldiveni kullanırken maçlarda eldiven büyük diye içine ilave bir eldiven giyip elimin bedenini büyütüyordum. O açıdan çok mükemmel bir şeyse evet, oraya doğru gideriz. Kesimi kalıbı darsa
Çok tatlı olur. Cuk diye oturur. Oturmasa da çok beğenirsek bir çözüm üretiriz elbet. Bugün, daha doğrusu dün sabaha karşı uyuduğumda öğlene doğru kalktım. Kalktıktan sonra da her zamanki gibi ağır aksak hareket edip açıldım. Küçük bir kahvaltı. Üstüne 40 dakika bisiklet. Sonra iş yeri. Tahminim 7 kilometre gibi bir şey olacak ben iş yerine gidene kadar. Ama önemli olan kilometresi değil. Önemli olan bu güzelliği görüp yaşaması. Daha önce bu hatayı yapıyordum. Günlerce ya da bir haftayı aşkın süre denizi görmeden hareket ediyordum. Evden işe, işten eve. Şimdi 20-30 kilometre süremesem bile illaki işe gitmeden bir kayıt açıyorum. Tatlı oluyor. Martı mı bunlar? Adi martılar. Tiplere bak. Çekerim ben sizi. Yakın çekimde yaparım ben sizi. Çünkü fotoğraf arası verdik. Ne haber lan? Baram baram bam baram. Bitiş gücü camı yükselttim ya. Allah'ım ya. Allah bacak 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 fena. Açık mı yol? Açık gibi. Geçebilir miyiz ama? Geçebiliriz yine. Ama kendi riski attın mı? At bir numarasını satayım. Zaten yolun başında iş makinesi var. Ya eldiven çok iyi fiyata geldi ya. Aklıma geldikçe seviniyorum. İnşallah evimize düzgün bir şekilde ulaşır. Piyasası en az 3000 liralık ürün. 2000 lira altına geliyor. En kötü ihtimal 2200 falan. 2500 satar geçerim. Eğer yiyemezsen, o kadar büyük gelirse ve çözüm üretemezsen. Yoksa çok tatlı olur. Oy 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 oy. Arkadaş her yerde farklı bir manzara var ya. Saman iskelesinden bakınca ayrı, buradan bakınca ayrı. Çok tatlı ya.
Dayanamıyorum. Bir fotoğraf daha çekelim. Bir fotoğraf arası daha. Heyda. Ha iyi. Yol var gene. Çocuk da keyfe bak ya. Saate bakmamız lazım. Tur güzel de işe de vaktinde varmak lazım. Saate bakalım. 54 mü? Allah beni bildiği gibi yapsın. Benim acilen şey yapmam lazım. Çok vakit kaybettim, çok.